Evet, ilkbahar için sakladığımız propolis posasının tam da zamanıdır. Şimdi biz bu propolis posalarını bu zamana niye sakladık? Onu da söyleyeyim. Şimdi ilkbaharda yavru faaliyetinin çok fazla olmasından dolayı arılar propolise çok fazla ihtiyaç duyuyor. Doğada çok fazla propolis yoktur bu zamanlarda. Neden yoktur? Çünkü reçine salgılayan ağaçların miktarı azdır. Tamam, arılar propolisi sadece reçine olarak almıyor. Arılar propolisi tomurcuklardan da alıyor. Bazı bitkilerden de alıyor, çamlardan da alıyor ama reçinelerden aldıkları propolis miktarı daha fazladır. Bu zamanda niye arılara veriyoruz bunu? Ne kadar bebek, o kadar çocuk bezi, bebek bezi. Bebek bezi olarak kullanıyorlar. Ne alakası var? Şimdi biz çocuklarımız için en hijyenik, en steril ortamlar yaratıyoruz. Hatta genelde kendi kıyafetlerimizi bile çocuklarla beraber yıkamıyoruz, ayrı yıkıyoruz. Yani elimizden gelen maksimum hijyeni sağlamaya çalışıyoruz çocuklar için. Doğruluğu, yanlışlığı da tartışılır. Velhasıl arıların yavruları da aynı şekilde. Kraliçe arı yumurtlamadan önce petek gözlerine propolisle işçilerler temizlik yapar. Sıvazlar güneşe çevirip, çerçeveyi güneşe çevirip baktığımızda gördüğümüz parlaklığın sebebi ise propolistir. Bal mumuyla beraber karıştırıp o şekilde verir. Şimdi ben bu propolis posalarını Eylül'den beri ekstraksiyon işleminden sonra arılara bıraktım. Bu zamanda sık sık veriyoruz. Arıların ihtiyaç olduğu bu durumdan belli oluyor zaten. Bayağı ihtiyaçları var. Ne kadar propolis o kadar sağlıklı arı demektir. Yavru o kadar sağlıklı yavru demektir. Ha, ileride toplayacağımız propolise karışma ihtimali var mı? Çok minimaldir. Çünkü bu zamanlarda yavru faaliyeti maksimumda olduğu için ana arı günde en az yani en verimli zamanda Nisan ayında ortalama 2000'e yakın yumurta atar. En verimli ana arı. 2000'e yakın günde 2000 yumurta demek, 2000 larva demek, 2000 pupa demek. Onun için sterilize edilecek ortam için bayağı faydası olur. Verilirse verilmezse olur mu? Verilirse daha iyi olur. Ekstra faydası olur. Elinizde varsa bulundurursanız ikinci ekstraksiyon işlemini yapmanıza gerek yok. Bu şekilde arılara verdiğiniz zaman güneşli bir zamanda özellikle böyle bir kavanozun içinde bıraktığınız zaman güneş ışınları kavanoza vurduğu zaman içerideki propolis ısınıyor ve arılar onu alıyor. Şimdi bunları ekledim. Bunlar ısınmış, sıcakta kalmış. Güneş batmak üzere. Ondan dolayı yani bu verdiğimiz şu an görüntüde olan bu propolis en fazla bir hafta sonra tükenecektir. Bakın buraları bitirmişler. Bereketli bir sezon diliyorum bütün arıcı arkadaşlarımıza. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.